Almanya'nın en güzel şehirlerini araştırırsanız mutlaka karşınıza çıkacak bir Alman şehrine geldik bugün. Heidelberg'teyiz. Heidelberg, nehir kenarındaki konumu, güzel mimarisi, eski şehri ve kalesiyle insanları kendine çekiyor. Biz de şehre gelir gelmez şehri çok beğendik. Bu videoda bu şehirde gezebileceğiniz yerleri göstereceğiz. Şu an Filozof Yolu diye bilinen bir patikaya geldik. Heidelberg'e ulaştığınızda hemen arkamdaki Neckar Nehri'ni eski köprüden geçtiğiniz zaman bir patika yol karşılıyor sizi. O patika yolu takip ederek şu an bulunduğum Filozof Yolu'na ulaşıyorsunuz. Buradan şehrin gerçekten inanılmaz güzel bir manzarası var. Şehri yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Kaleyi çok güzel bir açıyla görebiliyorsunuz. Güzel fotoğraflar çekilmek için, güzel bir manzara izlemek için bu şehirde ilk gelmeniz gereken yer burası. Heidelberg'ten geçen nehrin ismi Neckar Nehri ve bu nehrin üstünde bulunan en ünlü köprü Eski Köprü. Bu köprü 1778 yılında inşa edilmiş fakat 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Alman askerler bu köprüyü havaya uçurmuşlar. 1947'de tekrardan aslına uygun olarak restore edilmiş bu köprü ve bugün de turistlerin ilgi noktası. Alman askerler bu köprüyü havaya uçurmuş ama Heidelberg 2. Dünya Savaşı'nda şanslı Alman şehirlerinden bir tanesi. Çünkü birçok Alman şehri çok büyük hasarlara uğruyor. Heidelberg'in konumunun çok stratejik olmaması, ulaşım yolları üzerinde bulunmaması, yani bir tehlike teşkil etmemesi bu şehrin korunarak günümüze kadar gelmesine sebep olmuş. Çok da güzel olmuş. Videonun başında dediğim gibi biz bu şehri şimdiden çok beğendik. Eski köprünün bitiminin şehir tarafında size hemen küçük bir maymun heykeli karşılıyor. Bu maymun heykelinin elinde ufak da bir ayna var. Bu aynaya bir defa dokunanın Heidelberg'e bir daha geleceğine inanılıyor. Burası Heidelberg'in ana alışveriş caddesi Hauptstraße. Burada sağlı sollu yemek yiyebileceğiniz kafeler ve alışveriş yapabileceğiniz dükkanları görebilirsiniz. Hauptstraße çok fotojenik bir cadde gerçekten. O kadar fazla alışveriş dükkanı, o kadar fazla kafe restoran bulunmasına rağmen hiçbir binanın çok yüksek olmaması ve hepsinin eski olması bu sokakta çekilen fotoğrafların çok güzel çıkmasına sebep oluyor. Zaten Heidelberg'e geliyorsanız bu sokağı kaçırmanız imkansız.
Heidelberg'in nüfusu 160 bin civarında ve bu nüfusun 1/4'ünü öğrenciler oluşturuyor. Yani bu şehirde 40 bin kadar öğrenci bulunuyor. Heidelberg Üniversitesi Almanya'nın aynı zamanda en eski üniversitesi. 1386 yılında kurulmuş ve hala günümüzde en prestijli üniversitelerinden de bir tanesi. Bu üniversitenin başarılı olduğunu şu veriden de anlayabilirsiniz. Bu üniversiteyle bağlantısı olan 56 kişi Nobel ödülü almış. Yani bu üniversitede zamanında eğitim veren ya da eğitim alan kişilerden 56'sı Nobel ödülü kazanmış. Bu 56 Nobel ödülünün 9'u bu kişiler hala bu üniversitede aktif olarak görev yaparken alınmış. Şehirde bu kadar kalabalık nüfuslu bir üniversitenin bulunması da şehrin havasını tabii ki değiştiriyor. Burasını bir öğrenci şehri, yani çok canlı bir şehir yapıyor. Şu an bulunduğum meydan Heidelberg, eski şehrinin tam merkezi Markt Meydanı. Burada çok fazla sayıda oturabileceğiniz kafe var. Çok canlı etraf gördüğünüz gibi. Heidelberg'in en büyük kiliselerinden biri olan Kutsal Ruh Kilisesi de Markt Meydanı'nda bulunuyor. Şimdi Kornmarkt meydanındayız. Bu meydan daha önceden tarımsal ürünlerin ticaretinin yapıldığı bir meydanmış. İsmi de oradan geliyor. Korn, mısır olarak çevirebilirsiniz. Bu meydandan arkamda gördüğünüz Heidelberg Kalesi'ne çıkacağız. İsterseniz yürüyerek çıkabiliyorsunuz. İsterseniz de hemen arkamdaki yolu takip edince bir füniküler var. O fünikülerle çıkabiliyorsunuz. Fünikülerin bileti 9 euro. Fakat bu bilet aynı zamanda kalenin ücretli girilen yerlerine de sokuyor sizi. Yani ekstra bilet almanız gerekmiyor. Bunu yapabildiğimiz için kalenin de o ücretli yerlerini görmek istediğimiz için fünikülleri kullanacağız biz. Sizi şimdi fünikülerle Heidelberg Kalesi'ne götüreceğiz. Bu kaleden ilk defa 1200'lü yıllarda bahsediliyor. Daha önceden de var muhtemelen ama tam bir net tarih yok ne zaman yapıldığına dair. Sadece 1200'lü yıllarda burada olduğu biliniyor. Gelin şimdi hep birlikte Heidelberg yukarıdan izleyen Heidelberg Kalesi'ne fünikülerle çıkalım. Yürüyerek çıkmak isterseniz 10-15 dakika yürümeniz gerekiyor. Çok uzun değil ama insanlar dik olduğunu söylüyorlar. Şimdi kaleye çıktık fünikülerle. 9 euro kişi başı bilet. Bu bilete aşağıda dediğimiz gibi kalenin içine giriş ve burada bulunan eczane müzesi de dahil. Aynı zamanda kalenin içinde dünyanın en büyük şarap fıçısı varmış. İlginç bir bilgi. Onu da görebiliyormuşsunuz. Bakalım neler bekliyor bizi burada. Kaleye girdikten sonra sola dönünce bizi hemen bir manzara noktası karşılıyor. Bu manzara noktasından şehri arkadan görebilmemiz mümkün. Aynı zamanda sizi biraz önce çıkarmış olduğumuz Filozoflar Yolu'nu da buradan görebiliyoruz. Biraz önce Filozoflar Yolu'nda şehri tam karşıdan görmüştük. Şimdi bu manzara noktasında ise şehri tam arka tarafından görüyoruz. İki tarafında kendine has çok güzel görüntüleri var. İki manzara noktasını da şiddetle tavsiye ediyoruz.
kalenin ücretli bölümüne girdiğinizde bir avluya giriyorsunuz aslında. O avluda da çeşitli binalar var. Avlunun etrafında ve içinde bulunan yerlere gidebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Eczacılık Müzesi. Bir diğeri dünyanın en büyük şarap fıçısı. Bir de şu an bulunduğum manzara noktası var. Buradan da size ilk gösterdiğimiz manzaralara yakın manzaralar görebiliyorsunuz. Size ilk gösterdiğimiz manzaranın bulunduğu yer tamamen ücretsiz tarafıydı kalenin. Bu 9 euroluk bilete füniküler de dahil olduğu için aslında çok yüksek bir ücret değil. O yüzden gelebilirsiniz, buraları da görebilirsiniz. Ama eğer sadece manzara izlemek istiyorsanız bu bilete ihtiyacınız yok. Burayı yürüyerek de çıkabilirsiniz ve size ilk gösterdiğimiz manzaradan da şehrin çok güzel bir manzarasını görebilirsiniz. Şimdi Eczacılık Müzesi'ne girdik ve içeriği gezdik. İçeride eczacılığın tarihi ve eski zamanlarda ilaçların nasıl hazırlandığı ile ilgili detaylı bilgiler var. Müze çok küçük değil. Yani eğer gerçekten her şeyi okuyarak, anlayarak gezerseniz içeride saatler geçirebilirsiniz. Çoğu yerde İngilizce açıklama var ama bazı yerlerde sadece Almanca açıklamalar var. Bu yüzden eğer Almanca bilmiyorsanız takip etmek biraz zor olabiliyor. Bu açıklamaları okumadan gezmek istiyorsanız içeriği de hızlıca geziyorsunuz ve çok da bir şey anlamıyorsunuz açıkçası. Eğer tıp alanına dair özel bir ilginiz yoksa ya da bu müzeye girdiğiniz zaman her şeyi okumadan gezmek istiyorsanız biraz sıkılabilirsiniz. Çünkü müze çok interaktif değil. Dolayısıyla her şeyi okumazsanız çok fazla bir şey de anlamıyorsunuz. Biz şimdi bu müzeden dünyanın en büyük şarap fıçısını görmeye gidiyoruz. Okuduğumuz kadarıyla bu fıçı 130 meşe ağacından yapılmış. Bu gördüğünüz şarap fıçısı tam 7 metre yüksekliğinde 220 ton şarap alıyor ve 1751 yılında yapılmış. Bu fıçının yapıldığı dönemde vergi halktan daha çok mal olarak toplanıyormuş. Bu bölgede de şarap yetiştiriciliği yaygın olduğu için vergi halktan çoğu zaman şarap olarak alınabiliyormuş. Halktan toplanan şarapları biriktirmek için aslında bu kadar büyük bir fıçı inşa edilmiş. Fakat yapıldıktan sonra tarihi boyunca çoğu zaman boş kalmış bu fıçı. Yani amacına tam olarak hizmet edememiş. Biz şimdi kalenin ücretli kısmında yapılacakları yaptık. Tekrardan ücretsiz kısmına gidiyoruz. Şimdi kalenin ücretsiz kısmında dolaşıyoruz. Burası aslında kocaman bir park olarak dizayn edilmiş. Zaten ismi de Schlossgarten, kale bahçeleri olarak çevriliyor. Kocaman bir çim alan var ve gördüğümüz kadarıyla burada vakit geçirmesi gerçekten çok keyifli. Kalenin ücretli kısmında görmüş olduğumuz o küçük avlu ve güzel binaları burada görmek mümkün değil. Ama bu tarafın kendine has ayrı bir güzelliği var. Dediğim gibi kocaman bir yeşil alan ve burada vakit geçirmek gerçekten çok keyifli. Aynı zamanda da yine ücretli kısımda olduğu gibi manzara noktaları mevcut. Hatta biz şimdi o manzara noktalarından bir tanesine gidiyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum manzara noktasına geldik. Buradan da şehri yan taraftan görebilmemiz mümkün. Dolayısıyla bugün gezmiş olduğumuz 3 farklı manzara noktasında şehri 3 ayrı noktadan görmüş olduk ve hepsi birbirinden güzeldi. 3 manzara noktasını da tavsiye ederiz. Thank you.
Heidelberg videosunu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Videomuza destek olan Hollanda Hukuk'a da çok teşekkür ederiz. Eğer Hollanda'ya taşınma, orada iş kurma fikirleriniz varsa açıklamalar kısmındaki linki de ziyaret edebilirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.